Akdoğan gazme kursiyerleriyle buluştu. Nizip Belediye Başkanı Çiftiz Akdoğan, belediye meclisleri Galip İnal ve Mustafa Doktor ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve çeşitli kursların verildiği gazmeyi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kursiyerlerle bir araya gelen Akdoğan, onlarla sohbet edip etkinliklerinin olup olmadığını sordu. Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Akdoğan, yapılması gerekenler konusunda talimat verdi. Daha sonra müzik kursunu da ziyaret eden Akdoğan burada kendisi için seslendirilen türküyü dinleyerek verilen kurs hakkında bilgi aldı. Grup içerisinde verilen tüm kursları gezen Başkan Akdoğan daha sonra Gasme'nin konferans salonunda kursiyerlere 16 insanda yapılacak olan halk oylamasında evet denilmesinin ne anlama geldiğini ve anlatan bir sunum da yaptı. Memnun muyuz lan? Gazmetler, binamızda idare eden, çalışmalarda idare eden. Eksik değil mi? Buyurun. Makinalarımız. Kaç tane eksik? Gazmek kursiyerleri olarak hocalarımızla beraber ben bakanıma isteklerinizi söyletirim. Onu da en kısa zamanda temin ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e, ekibine, hocalarımıza, sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir binamız var. Ve burada lokanta üzerine, aşçılık üzerine, el işleri üzerine, müzik üzerine, yabancı dil üzerine her türlü hizmetler veriliyor. Bu hizmetlerden dolayı Sayın Bakanımız Fatma Şahin'e şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Bir isteğiniz, arzunuz varsa da onu da alabilirim. İster hocalarıma söyleyin, onlardan alalım. İsterse sizlerle görüşürüz. Kolay gelsin, elinize sağlık. Hocam nasılsın? Allah razı olsun. Ben de çalabilir miyim? Tabii, neden olmasın? Ya 52 yaşından sonra öğrenilir mi? Hiç sıkıntı olmaz. Hiç sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. Peki 52 yaşından sonra gelip de saz çalabilen kursiyerleriniz var mı? 52 değil de hani 40 yaşlarında falan var. Ben geçtim mi şimdi? 52'yim şimdi. Hiç sıkıntı olmaz ya, öğrenmenin yaşı olmaz ya başkanım. Başlayalım o zaman bir yere. Başlayalım. Ne zaman derseniz başlayalım. Edin inşallah. Kültür, sanat bizim için vazgeçilmez. Spor, aşçılık kursu, pastacılık kursu, yabancı dil kursu bizim için vazgeçilmez şeyler. Başarılar diliyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Ne yapıyoruz hocam? Siz mi? Evet, benim. He. Kuaför bir dersi veriyorsunuz. Meslek öğretiyorsunuz. Evet. Onları burada alıştırdıktan sonra belli salonlara yerleştiriyoruz. İş imkanları sunuyoruz. Ya Allah razı olsun. Hocamızın bağlantıları var. Hı hı. Bu şekilde yardımcı oluyor öğrencilerden. Hanımlar da beyler de yardımcı oluyor bu arada. Evet. Arkadaşlarla. Başarılar diliyorum. İyi dersler diliyorum. Hiç kimse kımıldamasın. Nasıl, keyifler iyi mi? İyi mi keyifler? Hizmetten razı mıyız? Evet, çok. İyi. Hadi Allah başkanını kılsın. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. İyisiniz, rahatsınız inşallah. Çok şükür, siz nasılsınız? Allah razı olsun. Hizmetten razıyız. Çok şükür, rahatsınız. Hadi Allah iyilik versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Nasılsınız? İyiyiz başkanım. Allah iyilik versin. Test mi çözüyorsunuz? Test çözüyoruz. Bilgisayar dersi, destekli, evet. Muhasebe dersi. Evet. Allah başarı
nasip etsin sizlere. Teşekkürler başkanım. Hizmetten razıyız. Hizmetten razıyız başkanım. Hadi Allah sizden razı olsun. Başkanım, şirketlerde işte hani iş imkanı oluyor. Ön muhasebeye bakıyorlar. Ön muhasebe. Evet. Aha, muhasebe departmanlarında çalışabiliyorlar. Evet. Yani daha çok o bölümden okuyan öğrenciler geliyor. Ya da işte liseyi bitirmiş, iş olana arayan öğrencilerimiz oluyor. Ya ticaret lisesi mezunları. Ticaret lisesi mezunları geliyor, düz lise geliyor. Hani sırf bir meslek öğreneyim, bir iş yapayım, yani bir yerde çalışayım. Ön muhasebe, burada gelip kurs gören bir öğrenci. Tabii tabii. Sayın belediye başkanımız, hoş geldiniz sayın belediye. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aleyküm selam da. Allah razı olsun. Belediyesi mi alıyoruz zaten? Allah muvaffak eylesin. Çok güzel bir iş. Şimdi burada kursiyerlerimiz bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Bundan arkadaşların çoğu işte ya üniversitede okuyorlar. Bunun ikinci aşamasını alıp işaret eğitmeni olmak istiyorlar. Memleketlerine gidip. Bazıları öğretmen, işlerinde engelli bir öğrencimiz olursa onlara yardımcı olalım diyor. Yani hiçbirisi boşa gelmiyor. Allah iyilik versin. Allah yardımcınız olsun. Allah'ım sizleri başarılı kılsın. Ne yapıyorsun hocam? Valla iletişimi öğretiyoruz. Beden diliyle iletişimi. Onlar çok mutlular. Bilmiyorum. Onlardan isterseniz anlıyorum onları. Şimdi beden dili, beden tayyör dağına oturuşunu mesela. Örnek olarak veriyoruz. Peki onu çok bakabilir miyiz? Ne demek istiyor mesela? Hangi hareketiyle ne demek istiyor? Mesela selamlaşmasını verdik. Bizim slaytlarımız var normalde. Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Obama ile selamlaşmasını biz veriyoruz. Gayet kendinden emin ve halka açık bir şekilde net cevaplar veriyor. Beden diliyle. Peki şu oturuş şekilleri falan. Mesela onlar ne demek istiyor? Oturuş şekilleri? Mesela ayağını ayağının üzerine atıyor, koltuğa ellerini koyuyor. Evet. Ne demek istiyor? Ben başkanım diyor. Ben başkanım diyor. Aynen öyle. Etkiliyim. Etkili iletişim. Millet arkamda. Tabii ki. Şimdi şöyle oturuyor karşısında, eğer böyle biri oturuyorsa saygısını alınıyor, o da böyle oturuyor. Hı-hı. Eğer ayak ayak üstüne, ben atmıyorum şimdi, atıyorsa kendine güvenini gayet net bir şekilde belirtiyor. Cumhurbaşkanımız solda oturuyor diye. Ayağını şöyle atar. Affedersiniz, kusura bakmayın. Cumhurbaşkanımızın yüzüne doğru ayağını atar. Hiç dikkat ettiniz mi? Cumhurbaşkanımız da burada oturur. Daha eski cumhurbaşkanlar. Almanya devlet başkanı. Sağ ayağını sol ayağının üzerine atar. Böyle atar. Bizimki de böyle otururdu. Tamam mı? Şimdi o sol ayağını cumhurbaşkanımızın yüzüne doğru attığı zaman bizimki de ona karşı böyle yapıyor. At şimdi abi. Sen eğer reisen ben de reisim diyor. Ben de milletimin arkasındayım diyor. Milletim beni destekliyor. Milletin iradesiyle gelmişim. Ben de devlet başkanıyım. Bağımsız bir devlet başkanıyım diyor. Doğru mu? Açık ve net ifade kullanacağım. Hayırcılar hepsi terörist demiyorum. Ama ne kadar terörist örgüt var ise hepsi hayra çalışıyor. Şimdi biz bu referandumda terör örgütleri bitsin mi, bitmesin mi, buna karar vereceğiz. PKK bitsin mi? FETÖ terör örgütü bitsin mi? DAEŞ terör örgütü bitsin mi? DAEŞ-KBC terör örgütü bitsin mi? O zaman inşallah hep beraber evet vereceğiz. İnşallah.